Bir daha da kalkamayabilirdim. Riskli işler, o spot ışıkları altında 45 kiloyla gerçekten çok zor bir sunum, tebrik ediyorum. Ya tükürük saçarak konuşanlardan nefret edermiş ama beyazı 12'den tutturdu. İlginç. Gündüz programlarını tabii izleme şansınız fazla olmuyordur tahmin ediyorum. Müge Anlı ATV'de sabahları çok ilginç bir program yapıyor. Geçen hafta hakikaten bir insanlık dersi verdi. Altyazıya da öyle yazdık. Taşı gediğine oturttu. İzleyin, hak vereceksiniz. İşte Müge Anlı'dan o muhteşem konuşmayı görüyorum. Nagihan, Efendim? O kadar güzel bir şey anlatıyorsun ki. İşte bak, burada hep söylediğimiz şeylerin bir manası var yani. Aslında bu şey konuşmuyoruz. Nagihan diyor ki, o senin ilk evliliğinden olan çocuk. Evet, o. Eşin ne oldu? Eşimle anlaşamadık. Boşandık. Ayrıldık, evet. Bu çocukları, bu çocuğu verdiniz yetiştirme yurduna. Evet. Hep diyorum ki, ne? Bir dakika Nagihan'cığım, bir saniye. Bu çocuk yetiştirme yurdunda yaşarken, evet, senin yeni çocuk doğurmak neyine? Böyle bir hakkın yok. Doğurduğun çocuğu yetiştirme yurduna bırakan bir kadın ya da adamın, o çocuk oradayken başka bir çocuk doğurmaya hakkı yok. Yok ya, yok yani. Yok. Niye o yetiştirme yurdunda doğurup devlete mi bırakacaksınız? Ha bırakın, başımızla beraber biz vergilerimizle o çocuklar en iyi şekilde yetişsin diye daha da alsınlar, daha da artsın vergilerimizle. Ama sen bu çocuk yetiştirme yurdundayken kaç tane daha yaptın Gülcan'dan? 3 tane. 3 tane. Bu yetiştirme yurdundayken niye sen 3 tane daha yapıyorsun Mehmet Bey? Görüşme şansımız yoktu bu kızla da. Senede bir gün görüşme. Görüşme şansınla falan alakası yok. Delikanlı adamsın. Evleniyorsan Gülcan'la da bu da benim kızım dersin. Evleniyorsan beni çocuğumla kabul edeceksin dersin. Alırsın. Yok, yeni evlendiğin kadın da bakar kız, kardeşim. Kız yanımıza geliyordu. İşte ben de diyorum ki vallahi nasıl yapılıyorsa sensiz bir dakika Gülcan. Hayır. Vallahi yani baştan aşağı yanlışsınız. Evet. Bu adamlara, böyle kadınlara, böyle adamlara o çocuklar yetiştirme yurdundayken bir daha anne baba olma hakkı verilmeyecek. Bunun yolu nasıl olur bilemem. Ben tıp uzmanı değilim. Hukukçu da değilim ama ben insanım, kadınım. Nagihan burada bağlanıp da sen beni bıraktın 3 tanesine hiç olmazsa onlara sahip çık demesi ne kadar sözlerimde haklı olduğumu gösteriyor. İlk hanımdan yap 5 tane bırak yuvaya, ikincisini al yap 3 tane bırak anaya, 4.'sünü hamile bırak, 5.'sünü hamile bırak. Ne oluyoruz be? Ne oluyoruz yani? Çok özür diliyorum ama hiç olmazsa kedilerin köpeklerin bile yılda bilmem kaç tane çocuk doğurma istikakı var yani. Bizde o da yok. Ama gerçekten öyle. En azından bir zamanı var, bir sayısı var. Yani bir kuzudan 2 tane oluyor, 5 tane olmuyor yani doğal anlamda. Ama böyle orada çocuk, burada çocuk, olacak iş değil. Bu kızı da yani Nagihan sana da çok üzüldüm. Siz kaç kardeştiniz yavrum? Tek miydin sen? Yok, ben 4 kardeşim, en küçük kızım. Peki diğer 3'ü de yetiştirme yurdunda mıydı? Hepimiz, 3'ümüz de yetiştirme, yani 4'ümüz de yetiştirme yurdundaydı. Allah kahretsin ya. Ve şu konuda da söylüyorum, Mehmet Durmuş biz yetiştirme yurdundayken bir kez olsun bizi aramadı. Aramaz kızım, yenisini bulmuş, ondan yapmış, onu da gelin etmiş. Yenisini bulmasından değil ben, ama... Benim de bir sorunum var. Maalesef, çok özür diliyorum, bunu söyleyeceğim ama yani... Azla için konuş, ben Azla için buradayım. Yani vücudu ikiye ayırın, bir taraf çalışıyor, öteki taraf çalışmıyor kardeşim yani akla mantığa gelince. Vallahi yani, o taraf çalışmıyor. Ama iş doğurmaya gelince maşallah makine gibiyiz sana yani. Sana nasıl aile sahip çıktı gibi ben de. Nasıl stop? Senden hiç bizim açığa sahip çıktı. Ama yazık değil mi? Bunlar çocuk. Bunlar insan. Sen, bunlar insan. Sen havaların amcaların içeri vereceksin. Gülcan, bir kere senin bu konuda konuşmaya hiç hakkın yok. O babasıyla kızı arasındaki mevzuyu konuşuyor. Ben öyle bir şey sen demiyorum. Dış kapının dış mandalısın. Ben kıza bir şey demiyorum ki. Tamam mı? Kız haklı. Diyemezsin. Ama ben senin yerinde olsaydım. Tamam mı? Benim karşıma bir adam çıksa. Aşkından da ölsem. Bilsem ki 4 tane değil, 1 tane çocuğunu yetiştirme yurdunda bırakmış. Ama o adama dönüp mendilimi bile atmam. Ya bir de bir de evladına sahip çıkmayan kadın ya da adamdan ne koca olur ne kadın olur. Ben sana söyleyeyim. Aynısı da oldu. Hiç olmaz kardeşim. Çocuğuna sahip çıkmayan insandan hayır bekleyemezsin. Çocuğuna sahip çıksaydı bu oğlan buraya gelmezdi. Gelmezdi. 2-2-4. Sen de şimdi döndün Mehmet'e yani.
Mehmet'in karşısına geçti. Tamam o zaman doğrusunu konuşuyorsan. Benim kızıma iftira attı dedi. Ben böyle böyle bir olay var dedim. Bir kızıma iftira attı dedi. Aa, yüzüm burada. Sen de döndün. Mehmet Bey şimdi bak bütün suçlu sen kaldın ama çok aynen, da suçlusun yani. Aynen doğru suçlu. Öyle sessiz sakin oturuyorsunuz. Dedim mi demedim. Her altı yiyip sessiz sakin oturuyorsunuz ya. Bu kızın başı bu kız böyle böyle dedim. Tamam hadi. Müge Anlı fena patlamış ama hiç de haksız değil bence. Ya son zamanlarda yaşanan iğrenç olayları takip ediyorsunuz haber bültenlerinden. Çocuklara, küçücük bebeklere cinsel taciz ve istismar. İşte sorumsuz anne babalar. Dünyaya çocuk getirmeyi, sadece dünyaya çocuk getirmeyi marifet sayanlar. Onlara daha sonra sahip çıkmıyor ve ortaya bu rezil görüntüler çıkıyor. Haber merkezlerinde çok uzun süre çalıştım. Sizler ekranda haberlerin ancak seyredilebilecek görüntülerini izliyorsunuz. Edit edilmiş, filtrelenmiş. Ama biz haber merkezi çalışanlarının her gün masalarından adeta irin akıyor. Bu vahşeti, bu rezilliği, bu pespayeliği ham haliyle görüyoruz. İşte o insanı daha da fazla yoruyor, insanın ciğerini daha fazla yakıyor. Müge'nin haklı konuşmasını da tavrını da gönlümden destekliyorum. Sadece dünyaya çocuk getirmekle her şey bitmiyor, onlara sahip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Evet, oluyor tabii bizim de sıkça yaptığımız hatalardan biri. Emral Hanım'a da bin toprağı olsun, nur içinde yatsın diyelim. Onu da anmış olalım bu fırsatta. Evet, gündüz programları gerçekten toplumun aynası gibi. Yani ben onları aslında bir televizyon eleştirmeni gözüyle değil de böyle bir hani haddim olmayarak sosyal laboratuvarmış gibi görüyorum. İnsan içinde yaşadığı toplumla ilgili başka yerde göremeyeceği şeyleri görüyor. O yönden de bana göre yararlı. Mesela Zuhal Topal'ın İzdivaç programında bu hafta bir dans gösterisi vardı. Böyle hani yaşı da geçkince bir hanımefendi bir dans gösterisi sundu. Konuklar arasında yani stüdyodaki izleyiciler sıradan izleyicilerden biri. Birden aşka geldi ve bir dans gösterisi yaptı ki hakikaten görülmeye değerdi. İşte haftanın dansı efendim. Amiyane tabiri odur hani taklaya gelmek diye bir deyim vardır. Yani, bu da reyting taklasına gelmek olsa gerek. Ya çok ya yapabilir misin yani böyle bir canlı yayında? Muhteşem bir özgüven. Müthiş değil mi? Muhteşem yani. Şöyle, yani. Çok... Ya o takma. Takma mı? Bu çok önemli hani. Yani o ne öyle. En son nokta bu. Ama eğlenmiş. Eğlenmiş. Kendinden de geçmiş. Ama tehlikeli de yani Allah korusun ya. Peki bunca sanat yılı geride kaldı oyunculuk. Unutamadığınız anılar da olmuştur mutlaka. Ne aklınıza geliyor? Bence Nadir de daha çok vardır. Yok be. Ya kafama karga taş atmıştı bu Musa'yı oynarken. Karga kafana taş attı. Yanlış duymadın değil mi? Ya 300 kişi var sette. Ve izliyorlar tabii o 300 insan. Kalabalık, çok kalabalık.
Ve taş geldi, kafam yarıldı. Sette. İşte baktık abi kim attı filan diye. Ben sinirlendim. Millet gülmeye başlayınca benden bozuldu.